Allah bundan önce de bunda Kur'an'da sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. Mesela Hz. İbrahim'in kavmi İbrahim'iydi. Sizin dininiz ne dini miydi? Biz elhamdülillah Müslümanız diyorlardı. Musevilere sorulduğunda Hz. Musa zamanında siz hangi dindensiniz dediğinde elhamdülillah Müslümanız diyorlardı. Hz. İsa'nın havarilerine sorulduğunda siz hangi dinle elhamdülillah Müslümanız diyorlardı. Hepsi Müslümanlıktır. Yani bütün peygamberlerin getirdiği dinlerin tamamı Müslümanlıktır. Bak Allah diyor, Allah bundan daha önce de Kur'an'da da sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. Hep Müslümandı isminiz diyor. Hristiyan olarak değil mi hocam? Hepsi Müslümandır. Yani Hristiyan sonradan aldıkları bir isim. Yani şöyle diyeyim. Hazreti İsa zamanında yani onların da ismi yani Müslüman. Hristiyan doğru. Hayır, Hristiyanlıkları doğru. Şöyle Hristiyan yani Kristin Hazreti İsa'nın ismi de Kris. Cesu da diyorlar. Evet, Cesu'yu Evet. biliyorum. Yani orada onun ismine izafe edilerek yani şu Hazreti İsa'nın yoksa normalde İseviyettir. İsevi. Yani Hazreti İsa'ya tabir o İsevi denir. Hazreti Musa'dan Musevi. Evet, Musevi denir. Evet. Ama kendi dillerinde, kendi şeylerinde ona Hristo da diyorlar mesela Hazreti İsa'ya. Oradan geliyor Hristiyan kelimesi. Hristo'dan gelir. Evet. Ama asıl karşılığı Müslümandırlar. Yani hak din yaşandığı dönem için hep Müslümandırlar. Ama her zaman sonraki hak dine uyulması gerekir. Mesela Museviler Hazreti İsa geldiğinde Hazreti İsa'ya tabi olmaları gerekiyordu. Yani hem İsevi olacaklardı, İsevi Musevi olacaklardı. Musevilik bitmeyecek miydi hocam? Yine Musevilik devam. Mesela ben de Museviyim. Hazreti Musa'ya uyuyorum ben. Bütün Kur'an'da çok fazla ayet vardır. Aynı zamanda İseviyim. Hazreti İsa'nın bütün dedikleri uyuyorum Kur'an'da geçen. Yani ve seviyorum. Benim peygamberim. Yani niye bitsin görevi? Bir devam ediyor inşallah. Ama Muhammediyim. Yani mutlaka bir sonraki şeriata tabi olunması gerekiyor. Muhammedi olduktan sonra insan bütün dinlere zaten tabi olmuş oluyor. Aynı zamanda biz Nuhiyiz. Yani Hazreti Nuh'a da tabiiz biz. Hazreti Nuh'un dediklerini biz dinlemiyor muyuz? Kur'an'da açıklamalar var. Ayetle belirtilmiş Allah. Nuh'un emirleri var, açıklamaları var. Onlara da uyuyoruz. Yani Allah'ın bize bildirdiği, Nuh kanalıyla bildirdiği emirler var. Onlara da uyuyoruz. Yani Museviler mesela şimdi Muhammedi olsalar, aynı zamanda zaten en mükemmel Musevi olmuş olacaklar aynı zamanda. Yani gerçek mükemmel Musevi olmak istiyorlarsa Muhammedi olmaları lazım. Bir Hristiyan gerçek anlamda da Hristiyan olmak istiyorsa mutlaka Muhammedi olması lazım. Yani Muhammedi olmadan olmaz. Hocam dinler bozulduktan sonra mı bir sonraki din geldi? Mesela önce Musevilik vardı. Musevilik bozulduktan daha sonra insanlar kurallara uymamaya başladıktan sonra Hristiyanlık geldi. Evet, tahrif Ondan oluyor, bozuluyor, sonra evet. bozulduktan sonra Evet. Müslümanlık Evet. geldi. O şekilde değil mi? Evet. Yani İseviyet mesela 4.000 tane kitap var. Artık bozulması tasdikli Evet. yani 4 kitap. Bir tane hak kitap olur, 4 tane kitap olur mu? Zaten Tevrat'a da baktığımızda diyoruz Tevrat bu hepsi vahiy mi diyoruz? Yok diyorlar. Ne kadar diyoruz? Başlangıç kısmında çok az bir kısmı vahiydir diyorlar. Yani böyle hak kitap olur mu? Hak Evet. kitap tamamı vahiy olması lazım. Değil mi? Mesela Kur'an tamamı vahiy. Saf vahiydir. Ve bozulma da açıkça görülüyor Tevrat'ta. Çünkü mesela ahiretle ilgili fikir şeylerin, ayetler hep çıkarılmış. Buna rağmen biz çok fazla ahiretle ilgili ayet bulduk Tevrat'ta. Yani işlerine gelmediği için o ateistler zamanında çıkartmışlar. Çünkü inanamıyor. İnanamayınca ne yapsın? Çıkartıyor kendi kafasına göre, kendi yanlış mantığına göre ve çirkin bir cesaret gösteriyorlar. Mesela Hazreti İsa Aleyhisselam ben Allah'ım der mi? Allah'ın peygamber. Allah'tan tir tir titriyor. Nasıl desin? Ya yemek yiyor, uyuyor. Allah'a dua ediyor. Allah birdir diyor. Böyle bir insan ben Allah'ım der mi? Dedi diyorlar. Allah işte bunun yanlışlığını onlara anlatıyor. Onun için mutlaka Muhammedi olup son hak dinden gerçek İseviyeti öğrenmeleri lazım. Gerçek İseviyet Kur'an'ın içerisindedir. Ya onlar zannediyor ki Muhammedi olunca İseviyetten Hazreti İsa'nın bağlantısı kopacak. Gerçek anlamında tam anlamıyla onu seveceği, Hazreti İsa'nın da mutlu olacağı, Allah'ın da onları seveceği şekilde gerçek Hristiyan olmuş olurlar o zaman. Hakiki Hristiyan olmuş olurlar. Mesela Müslümanlar gerçek İsevidir. Bütün Müslümanlar.
ve gerçek Muhammedi olursa bu olur. Yani bir insan nasıl Hazreti İsa'yı sevmez? Yani bizim peygamberimiz, canımız o bizim. Bekliyoruz aşkla, şevkle. Bir insan kendi peygamberini sevmez mi? Hazreti İbrahim bizim canımız. Tabii ki İbrahim'iyiz. Tabii ki ona tabiiz biz. Hazreti İbrahim'in Hanif dinine uyarlar diyor Allah. Kur'an ayeti var. Muvahit olan, tek Allah'ı savunan Hazreti İbrahim'in Hanif dinine uyarlar diyor Allah. Müminler. Biz Hanif dinine uyuyoruz Hazreti İbrahim'in. Ve gerçek İbrahim'iyiz biz. Onun için yani bütün peygamberlere uymak isteyen, Hazreti Adem dahil bütün peygamberlere uymak isteyen kişinin mutlaka Kur'an'a tabi olması lazım. Zaten bir İsevi Hazreti Musa'ya da tabi olmaktan mükelleftir. Yani onu da sevmekten mükelleftir. Ya yani bir Nuhi de mesela ben Nuhi'yim diyor. Diğer peygamberleri sevmezse sen Nuhi olmazsın. Nuhi olması için bütün peygamberler Hazreti Muhammed dahil hepsini sevmesi lazım. Onlar anlamadığı için panik oluyorlar. Diyorlar biz Hazreti İsa'dan ayrılamaysanız ayrıl diyen var mı? Daha da birleş, daha da bağrına bas diyoruz. Daha çok sev diyoruz. Yani onu gerçekten sevmenin yolunu sana gösteriyoruz. Sen ona Allah diyorsun, o canını yakar Hazreti İsa'nın. Rahatsız olur ondan. Yani mutazarır olur bir peygamber. Sen Allah'sın dersen bundan mutlu olur mu peygamber? Çok ağırına gider öyle bir şey söylenir mi? Allah'a karşı ne olur onun konumu? Ben böyle bir şey demedim ya Rabbi diyor. Allah sorguluyor Hazreti İsa'yı. Böyle bir şey dediysem sen bilmişsindir diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Tamam, bak Allah'ın sorgulamasına tabi olacaktır Hazreti İsa. Onların bu hareketlerinden dolayı. İnşallah. Mesela bak Kur'an'dan herhangi bir sayfa açıyorum. Bismillah. Mesela bak diyor ki Cenab-ı Allah şeytanı Allah'a sığınırım. Yoksa onu kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki haydi siz yalan üzere uydurulmuş olarak benzeri olan 10 sure getirin. Yani Kur'an'ın herhangi bir 10 suresini yapın diyor. Ya kardeşim şimdi 1400 seneden beri Kur'an bunu söylüyor Cenab-ı Allah. Diyor ki eğer diyor Allah katından değilse öyle bir iddianız varsa bunun benzerini yapın diyorlar. Ya mesela Amerika'nın CIA'yı var, FBI var değil mi? Bilim adamları var, bilgisayarlar var. Yapın diyor Allah. Yapamıyorlar. Yani mümkün değil. Yani hiçbir şekilde Kur'an'ın benzeri bir şey hazırlanamıyor. Yani takliden yapamıyorlar. Yani yapanlar da oldu. Yani çok çok belli oldu, belli oluyor. Yani hiç alakası yok. Yani Kur'an'ın kendine has bir müziği ve kendine has bir uslubu, kendine has bir yöntemi var. Ve hiç bilimle çatışmayan, yani mantıkla hiç çatışmayan mükemmel bir eserdir. Ama o uslup ve o ahengi, o anlatım dilini kimse yapamıyor. Kur'an da onu bir mucize olarak belirtiyor Cenab-ı Allah.